Merhabalar, sevginin sofrasına hoş geldiniz. Bugün soframızda yine çok güzel, nefis bir yemeğimiz var. Patlıcan söğürmeli kebap yapacağız. Ya da kebaplı patlıcan söğürme de diyebiliriz. Çok lezzetli olacak. Patlıcan söğürme bilindiği üzere çok meşhur bir yemektir, eski bir yemektir. Birçok yörede farklı şekillerde yapılmaktadır. Bunun için şöyle kalınca, içi beyaz beyaz olan, çekirdekli olmayan patlıcanlardan seçmemiz gerekiyor güzel bir söğürme hazırlayabilmek için. Onları minik delikler attıktan sonra bıçakla ızgara telime bir pişirme kağıdı serdim ve fırınımda közleyeceğim. Tabii ki sizler gazlı ocaklarınız varsa gazlı ocakta bir köz aparatında da yapabilirsiniz bu işlemi. Diğer tarafta 300 gram kıymam var. Ona bir yemek kaşığı biber salçası ekledim. Biraz tuz, biraz karabiber, birazcık da pul biber ekledim. Acı ne kadar seviyorsanız o kadar fazla ekleyebilirsiniz. Ama bir yemek çay kaşığı yeterli gelecektir bu miktarlar için. Hem benim pul biberim çok aşırı acı değil. Annem kendisi yapıyor, bana da veriyor her yıl. Gördüğünüz gibi güzelce yoğuruyoruz, özleştiriyoruz. Bir 5 dakika yoğurmamız gerekiyor. Köftemiz hazır. Domatesim var bir tane irice, minik küpler halinde doğradığım. Ayrıca 2 tane büyük kapya biberim var közlenmiş. Onları da doğradım. Taze soğanım var 3-4 dal, incecik kıydım. Bir diş de sarımsak. Ayrıca 3-4 tane yeşil sivri biber. Yine bir tane de küçük boy kapya biber minik minik doğrayıp hazırladım. Şart değil tabii ki o kapya biberi tekrar koymanız. Zaten közlenmiş olarak koyacağınız için. Ama ben koymak istedim. O yüzden koydum. Onu da belirteyim. Evimde sadece 5 tane çöp şişim kalmış. O yüzden ben sadece 5 tanesini çöp şişte yaptım. Sizler tabii ki hepsini çöp şişte de yapabilirsiniz. Sadece 2 kişilik bir yemektir. Bunu da belirtmiş olayım. 2 en fazla 3 kişiliktir. Çünkü toplamda 7-8 tane köftem çıkacak. Diğerlerini uzun parmak kalınlığında rulo yaparak hazırlayabilirsiniz eğer evinizde çöp şişiniz yoksa. Adı üstünde kebap olduğu için ben uzun şekilde hazırladım. Normal köfte formu vererek de hazırlayabilirsiniz köftelerinizi. Daha sonrasında köftemizi dinlendireceğiz. Üzerini kapatıp buzdolabına kaldıracağız. Bu önemli. Köftelerinizi yaparken çok daha lezzetli olduğunu dinlendirdiğiniz köftelerin sizler de fark edeceksiniz. Görmüş olduğunuz gibi hazırladım hepsini. Onların üçüne yetmedi dediğim gibi. Şimdi bunları bir güzel dinlendireceğim üzerlerini kapatıp buzdolabında. Sonrasında patlıcanlarım oldular. Onları çıkarttım hemen o anda. Onları soydum. Sıcaktılar henüz. Elimi biraz soğuk suya batırarak soydum. Benim işim aceleydi. O gün randevularım vardı, doktor randevularım. O yüzden yemeğimi hemen hazırlamam gerekiyordu. Köftemi dinlendirmeden yaptım tabii ki. Ama sizler lütfen eğer vaktiniz varsa köftenizi daha önceden hatta akşamdan bile yoğurup hazırlayıp buzdolabına üzerine bir streç film kapatarak dinlendirebilirsiniz. Hazır edebilirsiniz. Hem daha kolay olacaktır. Patlıcanlarımı soyduktan sonra mümkün olduğunca küçük doğruyoruz. İyice üzerinden geçiyoruz. Bu söğürmenin tadına bayılacaksınız. Ekmeğinizi veya lavaşla bandıra bandıra yiyebilirsiniz. Çok güzel olacak. Çok lezzetli bir söğürme. İnanın buna, bu tarifime, bu söğürmeme ve kebaplı söğürmeme tarifime daha doğrusu iş yerimde bile yapıyordum. Alman müşterilerimiz çok beğeniyorlardı. Özellikle istedikleri bile oluyordu. Gördüğünüz tavama tekrar biraz sıvı yağ koydum. 2-3 yemek kaşığı kadar. Üzerine bir diş sarımsağımı ve 3-4 dal demiş az önce söylediğim gibi taze soğanlarımı ekliyorum. Biberlerimi ekliyorum aynı şekilde. Hepsini beraber çok hafif soteleyeceğim. Ölmeyecekler böyle çok. Hafif diri kalacaklar, renklerini koruyacaklar. Sadece biraz ateş göstereceğim diyebilirim. Yüksek ateşte bu işlemi yapıyoruz. Aynı şekilde hafif şöyle bir kavrulduktan sonra domatesimizi ve közlenmiş doğradığımız kapya biberimizi de ekleyebiliriz artık içerisine.
Onları da şöyle bir çevirdikten sonra yüksek ateşte doğradığımız patlıcanlarımızı ekleyeceğiz, ilave edeceğiz. Çok kısa bir süre onunla beraber de karıştırdıktan sonra artık baharatlarını ekleyebiliriz. Sulanmamaları için sebzelerimizin bu işlemi biraz yüksek ateşte yapmamız çok daha uygun olacaktır. Biraz tuz, biraz karabiber çay kaşığının ucuyla diyebilirim. Yine isterseniz içerisine pul biber de tabii ki ekleyebilirsiniz acı seviyorsanız. Başka hiçbir şey eklemenize gerek yok. Bu şekilde çok lezzetli, güzel bir söğürme oldu. Izgara tavamı hafif yağladım. Üzerine çöp şişlerimi dizip arkalı önlü güzelce kızartacağım onları da pişireceğim. Zaten çok kısa sürede olacak. Hemen 3-4 dakika içerisinde 2 dakika bir tarafı, 2 dakika bir tarafı derken inanın bana en çok 3-4 dakikanızı alacak. O yüzden de yemeğe yakın yapmanızı, hazırlamanızı tavsiye ederim. Aynı şekilde söğürmenizi de tüm malzemeleri hazır ettikten sonra yemeğe yakın sadece tavada 5 dakikanızı alacak onu hazırlamakta. Yani şöyle diyebilirim. Bu yemeği daha önceden hazırlayıp sabahtan veya akşamdan hazırlayıp buzdolabınıza koyabilirsiniz. Ertesi günü veya akşam yemek saatine 10 dakika kala yapmaya başlarsanız 10 dakikada akşam yemeğiniz sofranız hazırdır. Gördüğünüz gibi üzerinde servis yapabilirsiniz. Teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Bir başka tarifimde yeniden görüşmek üzere. Tarifin tüm detayları hep söylüyorum web sitemde yazılı şekilde mevcut. Soldaki alttaki logoya tıklayarak direkt ulaşabilirsiniz. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.